Merhaba. Hemen bakayım. Buyurun. Teşekkürler. Sigaranızı yakmak istedim. Sigara içmiyorum farkındaysanız. Bence çok mantıklı bir karar. Sizin gibi güzel bir bayanın cildini sigarayla mahvetmesi çok saçma olurdu. Sizi nereden tanıyorum? Televizyonda. Top model falan mısınız? Kadınlara hep böyle ucuz numaralarla mı yaklaşırsınız? Benim bir kabahatim yok hanımefendi. Euro yükselince benim numaralar kendiliğinden ucuzladı. Türk müsünüz? Hamdolsun. Adım Levent. İnşaat şirketim var. 3 günlüğüne geldim buraya. Peki ya siz? Veronica. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Hangi halklarla ilişkilerde uzmansınız Veronica Hanım? Nasıl yani Levent Bey? Bir şeyler içer miyiz? Bakıyorum çok hızlısınız. Hayat kısa. Her anın tadını çıkartmak yaşam felsefemdir. Kusura bakmayın, benim kalkmam lazım. Umarım sizi rahatsız etmedim. Yani sizi o kadar ciddiye almadım, merak etmeyin. En sevdiğim model bu işte. Zor kadınım tripleri. Biz Türk askeriyiz. Biz zaten zoru başarıyoruz. Bana imkansızlıklarla gel, artist. Kösen'in oğlundan bir haber var mı? Hala yoğun bakımda komutanım. Tamam. Arkadaşlar, görev emri geldi. Kösen'in oğlunun üzerindeki GPS cihazından koordinatları aldık. Saf alüminyumları burada sakladığına eminiz. Arkadaşlar 15 dakika içinde göreve çıkmak için hazırlanın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Lazım komutanım. Kalktı cenaze. Babasını da gördünüz. Ayakta zor duruyordu. Şimdi yazacaklar. Şehit Assubay Üstçavuş Selahattin Yurt bilmem neredeki patlamada şehit oldu. Adam metrobüste giderken gazetede haber. Tunceli'de çatışma. 3 şehit. Teyzem yemek hazırlarken dinliyor. Elbap'ta canlı bomba saldırısı. 6 şehit. 3, 5, 10. Bir takım sayılar. Hep şehit. Birinden teşekkür mü bekliyoruz? Madalya mı bekliyoruz? Hayırlı komutanım! Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Biz buraya adam öldürmeye de gelmedik. Bayrağımızı savunmaya geldik. Yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ülkeniz için ölmek sizin birinci vazifeniz değil.
Can vermek yok mu? Var. Allah'ına kadar. Biz ölmezsek metrobüste gazete okuyamazlar. Biz ölmezsek çocuklar parklarda salıncakta sallanamazlar. Sevgililer el ele gezemezler. Öyle değil mi Hafız? Doğrudur komutanım. Ama bizim birinci vazifemiz yaşamak. Biz yaşarsak insanlar yaşar. Vatan yaşar. Bayrak yaşar. Huzur yaşar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan bu kadar adam çıkacağız. Eksiksiz. Burnumuz bile kanamadan aynı şekilde geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Emir verdiniz komutanım. Efendim anne. Kızım neredesin sen? Niye gelmedin hastaneye? Hastanedeyim anne. Ben niye görmedim? Neresindesin? Çünkü bizim hastanede değilim. Şehir dışındayım. Karabayır'dayım. O ne demek? Ne işin var orada? Ya işte acil bir durum oldu. Gelmek zorunda kaldım. Kızım ne diyorsun sen? Öf, tamam anne. Önemli bir şey yok. Zaten gece geleceğim. Anlatırım sana gelince. Allah'ım yarabbim. Gelince konuşacağız seninle. Tamam. Gel. Nazmi. Bahar. Ne işin var senin burada? Ben de tam seni arayacaktım. İyi oldu karşılaşmamız. Ya ben de ismini listede gördüm. Acaba dedim isim benzerliği mi? Ne yapıyorsun burada? Ya sorma ya. Anlatırım çok uzun. İyi hadi gel bir çay içelim. Hadi. Nazmi gelmedi mi hala? Bilmiyorum. Dün geceden beri ulaşamıyoruz. Bir şey mi diyeceğim? Hazım dün gece şu sarı komutana saldırmış. Nasıl? Öldürmeyi başaramamış. Ağır yaralı. Hastaneye de yoğun bakımda yatıyormuş. Nasıl yapar? Nasıl yapar? Nasıl yapar? Benden habersiz. GPS cihazı ondaydı. Düşman bulacak. Takımın al. Hemen git. Yeri biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çıkın hemen. Adamla buluşacağız daha. Düşman almadan gidin alamamalı. Fırla. Hadi gidik. Komutanım sizin önden yürümeniz doğru mu? Normalde değil. O zaman ben yürüyeyim. İlk kurşunu göğüsleyemeyecek bir asker timine komutanlık yapamaz. Geç eline. Emredersiniz komutanım. Hafız köye mesafe ne kadardır? 2300 metre. Kaç dakikada varırız? 75-80 dakika. Tamam.
Vallahi çok geçmiş olsun Bahar, ucuz atlatmışsınız. Bildiğin gibi değil ya. Hala şoktayım. Neyse boş ver. Sen ne yapıyorsun burada? Fakültede herkes seni konuşuyordu. Nasıl düştün buraya, biraz anlatsana. Kendi isteğimle. Nasıl yani? Fakülteyi bitirince bir sürü teklif geldi aslında. Daha sonra yolum düştü bu tarafa. Amcamın oğlu evleniyordu. Hastaneye varamadan ölen insanları gördüm. Birilerinin o insanlara yardım etmesi lazımdı. İçim el vermedi. Kalayım dedim, kaldım. Gerçekten mi? Bu insanların doktorlara ihtiyacı var Bahar. Neyse, sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Aynı işte, hastanede takılıyoruz. Ne zaman dönüyorsun peki? Gece. Ya gerçekten kendi isteğinde mi kaldın? Evet dedim ya. Vallahi inanamıyorum. Sana hayran kaldım. Ya bunda hayran olacak bir şey yok. Kendimi iyi hissetmek için yapmıyorum bunu. Sadece doğrusu buymuş gibi geliyor. Birilerinin bu insanlarla ilgilenmesi lazım. Haklısın. Bazen buraya gelemeyen hastaların yanlarına gidiyorum, civardaki köylere. Evlatları gibi seviyorlar beni, görmen lazım. Hatta benim çıkmam gerek. Nereye gideceksin? Sarı Koçan Köyü'ne gideceğim. Bugün gelmesi gereken bir hastam vardı. Gelmedi, onu merak ediyorum. Bir gidip bakayım. Ben de sen de gelsem olur mu? Nasıl yani? Geceye kadar buradayım. Yapacak işim de yok. Hem sana yardım ederim, ne diyorsun? Oralar biraz tehlikeli ama. Sen bir de İstanbul'u gör. İyi peki. Ne durumdayız Hafız? Çok yaklaştık. Bu evlerden biri. Şu ev sanırım. Buldular. Hoş gelmişsin. Dışarı çık. Komutanım siz buyurun. Dışarı gel. Ne olur bize bir şey yapmayın. Kimse size bir şey yapmayacak. Burada kalın. Hançer usurları, etrafı aramaya başlayın. Hançer 5, hançer 1. Hançer 1, hançer 5. Nedir durum? Sakin. Güzel. Hançer 3, hançer 1. Hançer 1 dinlemede. Galiba aradığımızı bulduk. Sakın hiçbir şeye dokunma. Geliyorum. Anlaşıldı. Bu
mu komutanım? Evet. Çok kıymetlidir yalnız. Kilosu 1 milyon dolar. Komutanım sakın. Tuzaklamışlar. Ne? El yapımı. Bütün evi havaya uçururum. Allah kahretsin. Telsiz. Yuva hançer bir. Yuva dinlemede. Tuzaklamışlar, zamana ihtiyacımız var. Helikopteri bekletiyorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ne kadar sürer bomba imha etmen? 2 saat komutan. 2 saat yuva. 1 saatiniz var. Anlaşıldı. Yarım saatim var. Yarım saat mi? Hadi çabuk işe koyul hemen. Hançer 1, hançer 5. Hançer 5, hançer 1. Güdüklüler geliyor. Kaç kişiler? 10 kadar. Anlaşıldı. Vaktimiz yok. Hemen alıp çıkmamız lazım. Çabuk ol. Güç kaynağını bulmadan bir şey yapamam komutanım. Geliyorlar. Çabuk. O zaman karşılayalım. Hadi. Keşanlı avcının yanına geç, yolu tutun. Emredersiniz. Yaklaşıyorlar. Bayağı ciddiler. Biz de. Ateş edeyim mi? Iskalamayacaksan et. Birde bir. Durumdasın. Güç kaynağını buldum. Tamam, ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum diye bir şey yok. Adamlar etrafımızı sardı, ne kadar sürer? 15 dakika komutanım. Tamam, çabuk ol. Telsizini kapat. Komutanım, bir de benim Orhan Gencebay'ı dinlemem lazım. Ne? Başka türlü yapamam. Hasta mısın oğlum sen? Ne yapayım komutanım, benim stilim bu. Hay senin stiline. Tamam, ne yapıyorsan yap, imha et şunu. Tamam, çabuk ol. Hadi. Hatasız kul olmaz hatamda. Dikkat edin, roket geliyor. İyi misin? Ne oldu lan bana? Öldün oğlum, paramparça oldun lan. Allah'ım lan. Kalk lan, kalk kalk. Tamam hadi kalk. Bu sefer bittim dedim ha. Oğlum bak sıçarım ağzına. Benden önce ölmeyeceksin, tamam mı lan? Ulan ne ölmeme haklısı çıktım be. Allah'ım sana sığınıyorum. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam da sana geliyorum. İlk operasyonda hava uçmazsam çok memnun olurum. Hem annem de çok üzülür. Ne olur Allah'ım. Al.
Hançer 1, Hançer 7. Hançer 1 dinlemede. Burası tamam komutanım. Komutanım bırakın yürüyeyim üstlerine. Böyle saklanacak mıyız? Bana bak, adımını attığından ben vururum seni. Kal olduğun yerde. Hafız gel benimle. Patlamayacak değil mi? İnşallah komutanım. Ne demek inşallah? Patlamayacak demedik mi? Evet, patlamayacak komutanım. Hadi uzaklaşın. Uzaklaşsanıza. Komutanım bırakın ben alayım. Ben niye bir emri iki kere vermek zorunda kalıyorum? Hadi gidelim. Emredersiniz komutanım. Gir. Aferin Şaylak. Sağ olun komutanım. Hadi gidelim artık buradan. Nedir durum? Bu sonuncusuydu. Yuva Hançer 1. Hançer 1, yuva dinlemede. Paketi aldık. Zayiat yok, yaralı yok, dönüyoruz. Aslanlarım benim. Şimdi buluşma yerine gidin. Sizi almaya geliyorlar. Anlaşıldı. Beyler. Gel, gel. Sıkış. Sıkış. Baba hakkı göster kendini. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Ne yapıyorsunuz siz? Komutanım, Karabatak ne kaçırdığını görsün istedik. Komutanımın da keyfi yerindeymiş. Hadi kapat telefonu, yola koyulalım hadi. Hadi. Hadi beyler. Gelsenize, su çok güzel. Şimdi çıktım. Akşam yemeğini nerede yiyorsunuz? Odamda. Size eşlik etmemi ister misiniz? Neden isteyeyim? Ne kaçırdığınızı görmek için. Ne kaçırmışım? Kendi gözünüzle görmek istemez misiniz? İstemem. Yoksa siz evli misiniz? Hayır da nereden çıkardınız? Daha önce hiçbir bekar bayan teklifimi reddetmemişti de. Pardon ama bu yüzsüzünüz nereden geliyor? İnternetten sipariş ediyorum. Özellikle Fransa'da. Bence İngilizlerden birazcık da kibarlık sipariş etmelisiniz.
Fransızcam kadar iyi değil İngilizcem. Ama Almancam çok iyidir. Nereden öğrendiniz? Almanya'da master yaptım. Ama konulara hiç girmeyelim. Hiç hoş anılarım yok. Ben daha fazla ısrar etmeyeceğim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Üç saniyesi var. 3, 2, 1. 8 sizin için uygun mu? Lobide buluşuruz. Ne olmuş eline? Kaynar su dökülmüş. Büşek iktir hali. O ene kemen. Ende hadifi bi amrik. Ne diyor? Yüzün çok güzelmiş. Senin yaşlarında bir torunu varmış. Tansiyonuna bakabilir misin? Eskiden o da senin gibi güzelmiş. Allah'ın rahmeti seninle olsun, inşallah mutlu olursun diyor. Şimdi anlıyor musun neden bu insanlardan kopamadığımı Bahar? Sen gelmesen ne yapacak bu insanlar? Gelmek zorundayım. Nasıl yetişeceksin hepsine? Yetişmek zorundayım. Bizden önce gitmişlerdi. Oradaydılar. Demek GPS cihazını bulmuşlar. Adamları arayıp iptal oldu değil mi? Olmaz. Füzelere ihtiyacımız var. Bu buluşma yerini öğrenmiş olabilirler. Parayı nasıl vereceğiz? Bununla. Öldürecek miyiz adamları? Adamları ara. Buluşma yerinin değiştiğini söyle. Hemen. Komutanım. İyi misiniz? Gel çaylak. Ben olanları duydum. Nişanlınız. Canınız çok acıyor değil mi? Kalbime ucu kor bir demir soksalar. Utanır kendinden. Meğer ben
buz parçacıymışım falan de. O kadar mı ya? Dile gelen bu kadar çaylak. Bir de dile getiremediklerim var. Komutanım, biliyor musunuz? Ben hiç aşık olmadım. Olma, boş ver. Hayat çok kıskanç Aylak. Hele gönlünü verdin mi bir başkasına? Canına okur seni. Duvardan duvara vurur seni vallahi. Ama çok güzel ya. Sen iyi bir asker ve iyi bir insan olarak ölmek istiyor musun? Evet komutanım. O zaman bu toprakları çok sev. Üstündekileri daha çok sev. Elinde silah görenler, kalbinin atmadığını, gözünün yaşının akmadığını sanmasın. Tamamdır komutanım. Aklımı tutacağım. Anlaştık. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Komutanım, kızı buldum. Alüminyum bizde. Ama sen yine de buluşma yerini öğrenmeye çalış. Çolağın sağ solu belli olmaz. Emredersiniz komutanım. Hadi göreyim seni. Tamam, öyleyse siz bize yeni bir buluşma noktası gönderin. Bir problem yok değil mi? Tamam, ben kendisine ileteceğim. Size güveniyoruz. İyi akşamlar. Çok bekletmedim değil mi? Her saniyesinden keyif aldım. Kadınlarla nasıl konuşulacağını iyi biliyorsunuz. Kadınlarla ilgili birçok şeyi iyi biliyorum. Şimdilik bir şeyler içelim mi burada? Olur. Ben bir beyaz şarap alayım. Sizin için bir mahsur yoksa doktor bana yasakladı. Ben kahve içsem rahatsız olmazsınız değil mi? Keyfinize bak. Güzel. Bakar mısınız? Geliyorum efendim. Şu kadarcık şeyin 1 milyon dolar olması ne kadar acayip değil mi? Uyuşturucudan, petrolden, her şeyden daha değerli. Kızınız nasıl oldu komutanım? Hala hastanede. Sen ne yaptın misafirine? Bu gece gidecek. Yani başın belaya girmezse tabii. Çocuklara söyle, bu gece izinliler. Emredersiniz komutanım. Size yaptığım inşaatları göstereyim. Bunu Katar'da yaptık. Gerçekten mi? Bunu Dubai'de. Çok güzelmiş. Var. Harika. Evet. Beğendiniz değil mi? Çok beğendim. Beğeceğinizi biliyordum. Efendim? Şerefinize diyorum. Varsa tabii. Tamam. Konuşacağım komutanımla. 1-2 gün izin isteyeceğim. Sen nasıl oldun? Yapma ya. Çok mu ağrıyor? Hay Allah. Tamam. Benden haber bekle. Tamam canım.
Hayırdır Hafız? Komutanım, eşim hamile de. Biraz problemli. Tamam, izni al git bir gör. Görev çıkar diye korkuyorum. Tamam, biz de sensiz çıkarız. Ben de bundan korkuyorum komutanım. Olmaz öyle şey. Ben komutanımıza konuşurum, git gör, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım. Çıkıyor musun? Evet komutanım. Buralarda bir kitapçı bulabilir miyim acaba? Bir tane var çarşıda. Ben de o tarafa gidiyorum, gel. Sağ olun. Diğerleri nerede? Herkes buralarda bir yerde. Benden başka çıkan yok komutanım. Yani hayret, ben hiç böyle olmazdım. Allah Allah. Çarptı galiba. Galiba. Ben odamı çıkıp dinlensem iyi olacak sanırım. Odanıza kadar size eşlik etmemi ister misiniz? Teşekkürler. Sen şimdi burada güzel güzel uyu. İşte burada. Ya bunlar buluşma yerini ayarlamışlar. Saatini de ayarlamışlar. Hiçbir değişiklik yok. Anasını. Sen de kimsin? Veronika Hanım uyuyor. Demek dışarı çıktın. Evet. Fakülteden bir arkadaşım buradaydı. Biliyor musun, kendi isteğiyle burada kalmış. Öyle mi? Çevre köylere gittik. Yani aslında ben sana bir şey soracağım. Sor. Burada kalsam ne olur? Nasıl? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Komik mi? Öyle çocuk oyuncağı değil bu konular. Daha dün gece üzerine mermiler yağdı. Bu terör örgütlerinin sevmediği üç meslek vardır. Bunlar askerler, öğretmenler ve doktorlar. Askerleri sevmezler çünkü savaşmak zorundadırlar. Öğretmenleri de sevmezler. Çünkü öğretmenler umut verirler.
Doktorları saymıyorum bile. Onların öldürmeye çalıştıklarını yaşatıyorsunuz. Korkmam mı lazım? Ya ben olsam korkardım. Ama ben korkmuyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol. Bak sana ne diyeceğim. İlk uçağa bin, havuz üstüne geri dön. Annenin sahibi olduğu hastanede sonsuza kadar mutlu mesut yaşa. Burası sana göre değil. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum. Askersin diye kendini sonsuz tecrübe sahibi mi sanıyorsun? Sadece siz mi sorun yaşıyorsunuz? Sadece siz mi çözüm üretebilirsiniz? Yanlış anladım. Öyle mi? Kusura bakma ama yanlış anlamadım. Kıçını kır, annenin dizinin dibinde otur dedim bana. Ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Hayır, söylediğinin manası buydu. Söylediğim manası bu değildi. Burası çok tehlikeli bir yer demek istedim. Öyle mi? Yaşadım, gördüm. İşte o yüzden burada kalmak istedim. İnan bana, hayatın hatası olur. Belki de yaptığım en doğru şey olur, kim bilir. Tamam, seni küçümsediğim için özür dilerim. Kabalık ettim. Evet. Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun size de. Ne yapıyorsun? Gizli gizli kimsenin fotoğraflarını çekmemelisin. Sadece 2-3 tane fotoğraf, ayrıca o benim için değerli. İzin alabilirdi. Verir miydin? Hayır. Ya ver şunu. Bak, fotoğraflarımı sileceğine söz verirsen alırsın, tamam mı? Tamam, ver. Hayır, gazeteciyim. Sen nesin, istihbaratçı falan mı? Sade bir vatandaşım. Bugüne kadar hiçbir sade vatandaş fotoğraflarının çekildiğini anlamamıştı. Dikkatli ve sade bir vatandaş diyelim. Askersin sen. Saçın kısa, yeni tıraş olmuşsun. Muhtemelen her gün tıraş olduğun için de cildin biraz bozuk durumda. Bence sen istihbaratçısın. Hayır, gazeteciyim. Nerede çalışıyoruz? Fransa'da bir haber ajansı. Bilmezsin. Ayrıca Fransa vatandaşıyım ben. Fransızları da sevmem. Peki sevdiğin bir şey var mı? Hemingway. Ama o da gazeteciydi. Aynı zamanda çok iyi bir avcıydı. Polis misin?
Bir daha karşıma çıkma. Ya sen ne kaba bir insansın be. Erkek dediğin biraz kibar olur. Git işine. Daha fazla canımı sıkma benim.